Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bilgisi haber merkezimize ulaştı. Yaralıların da olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi de sevk edilmiş durumda. İlk görüntüler an itibariyle ekranlarınıza yansımakta değerli izleyiciler. Ancak çok sağlıklı bir görüntü akışı da yok o binadan. Ama binanın yüzeyinde ve duvarlarında ciddi bir tahribat oluştuğunu da az önce o kısa anda sizlerle paylaşırken görüntüleri ben de takip edebildim. Esenyurt'ta bir binada patlama meydana geldiği bilgisi var ve olay yerinde çok sayıda yaralıya müdahale edildiğini de biliyoruz. Dileriz can kaybı yoktur ancak sağlık ekipleri ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşabiliriz. İşte şu anda çok daha net görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. O görüntülerde binanın dış yüzeyinde duvarlarında ciddi bir tahribatın oluştuğunu görüyoruz. Zannediyorum patlamanın meydana geldiği kat şu anda ekranlarınıza yansıyan ve tamamen duvarların yıkılmış olduğu ortadaki kat. Ancak patlamanın şiddetiyle birlikte diğer katlarda pencerelerin yıkıldığını çok net bir biçimde görebiliyoruz. Patlama neticesinde yaralanan vatandaşlarımız da var elbette. Yaralılara olay yerinde müdahale edilmeye başlandığı bilgisi var. İşte görüyorsunuz itfaiye ekipleri de olay yerine ulaşmış durumda. Ancak patlama sonrasında bir yangının çıkmadığını görebiliyoruz. En azından binanın bu yüzeyinde belki arka cephede bir yangın da söz konusu olmuş olabilir. Ama elbette olay yerinden bilgiler gelmeye başladıkça daha detaylı bilgiler paylaşılacak. Haber merkezleriyle biz de o bilgileri sizlerle paylaşabiliyor olacağız. Bir patlama meydana geldiği çok net bir biçimde anlaşılabiliyor. Ekranlarınıza yansıyan binanın orta katında patlamanın şiddetiyle birlikte duvarların yıkıldığını çok net bir biçimde görebiliyoruz. Hatta bir üst katla bir alt kat daki duvar yapısına baktığımızda kuvvetle muhtemel bir banyonun bulunduğu alanda patlamanın şiddetiyle ve o basınçla birlikte banyonun duvarlarının da yıkıldığı çok net bir biçimde görülüyor değerli izleyiciler. Üst katta ve alt katta duvarlarda benzer bir tahribat yok. Hem üst kattaki hem alt kattaki duvar yapısına baktığımız zaman orada da aynı şekilde bir duvarın söz konusu olduğunu anlamak çok da zor değil. Bir banyoda meydana gelmiş olması patlamanın bir doğalgaz kaynaklı bir patlama olabileceği yönündeki fikir yürütme imkanımızı da artırıyor, kuvvetlendiriyor. Elbette yetkililerin ve uzmanların yapacağı inceleme ve o bölgede ve belki de o binada, o dairede yaşayanların anlatımları sonrasında bu patlamanın nedeni de ortaya çıkmış olacak. Ama binanın çok büyük bir alanına zarar verdiğini, tahribat oluşturduğunu çok net bir biçimde görebiliyoruz. Bu görüntülerde dahi patlamanın yaşandığı dairenin üst katında ve alt katında daha yoğun olmakla birlikte binanın içerisinde ve giriş katındaki dükkanların camlarında da çok ciddi bir tahribat oluşmuş durumda. İtfaiye ve sağlık ekipleri elbette ki olay yerine ilk olarak sevk edilen unsurlar. Elbette polis de olay yerindedir. Çünkü bir güvenlik çemberi oluşturulması icap edebilir. Olay yerine öncelikli olarak polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildiğini biliyoruz. Sonrasında da hastanelere sevk başlamıştır. Belki devam ediyordur şu dakikalarda. Yaralıların olduğu bilgisi var. Dileriz hayatını kaybeden vatandaşımız yoktur. İşte olay yerine yanaşan ambulansları da görebiliyoruz. Haber merkezimize ulaşan yeni görüntüler kapsamında. Elbette meraklı vatandaşların da olay yerine doğru gitmeye başladıkları ve neler yaşandığını algılamaya çalıştıklarını da benzer her türlü olayda görmüştük. Bugün de yine aynı şeyler yaşanıyor. Yeni nesil bir bina diyebiliriz bina için. Yeni bir apartman olduğu çok net bir biçimde seçiliyor. Şu anki görüntülerden anladığımız kadarıyla bir yangın söz konusu olmamış. Ancak patlamanın şiddetiyle o basınçla birlikte binanın duvarlarının ve pencerelerinin doğramalarının tamamen yıkıldığını, belki de yerinden fırladığını söyleyebiliriz. Zaten binanın zemininde, yani binanın dışında bahçe alanındaki noktada da pek çok cam kırığını da az
az önce paylaşılan görüntülerde tespit edebildik. Her katta da cam kırıkları vardı zaten. İtfaiye ekipleri olay yerinde demiştik. İlk incelemeler bu dakika itibariyle başlayacak. Elbette yaralananlara ilk müdahale yapıldıktan sonra. Şimdi o binadaki dairelerde yaşayan insanlar elbette çok büyük bir korku yaşadılar. Evlerinin artık camları pek çok noktada yok. Patlamanın şiddetiyle birlikte kırıldı. İşte yaralılardan birinin ilk müdahalesi ve sonrasında da ambulansa nakledildiği anlara ilişkin görüntüleri de şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Elbette bir şok halinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir boyun ateli takılmış ve patlamaya bağlı. Evet, çok korktuğunu görebiliyoruz. Bir şok halinde yaralanan vatandaş. Ambulansa alındı ve bundan sonra da müdahalesi hastanede devam edecek. A Haber ekibinden Çağdaş Evren Şenlik şu anda telefon attığımızda. Çağdaş, elinde hangi bilgiler var? Lütfen paylaş bizimle. Evet, öncelikle yaralıların olduğunu belirtelim. Çok sayıda itfaiye ekibi o noktaya yönlendirilmiş durumda. Sağlık ekiplerinin yoğun bir çalışması var. Yaralılar ambulanslara bindirilip hastanelere sevki gerçekleştiriliyor. Henüz net bir bilgi yok elimizde patlamanın neyden dolayı kaynaklandığı. Ama etraftaki vatandaşların verdiği bilgilere göre doğal gaz patlaması olduğu düşünülüyor. Tabii yetkililerden henüz net bir açıklama gelmiş değil. Ancak binaya baktığımız zaman büyük bir patlamanın olduğunu görebiliyoruz. Bütün camları ve çevrede bulunan bütün camları sıçramış durumda bu patlama. Çok sayıda itfaiye ekibinin olduğunu tekrar altını çizelim. Ambulanslar o noktada, yine ekipler çağrılıyor. Şu an henüz bir hayatını kaybeden vatandaşımızın olduğu bilgisi paylaşılmadı. Ancak çok sayıda yaralının olduğunu tekrar belirtelim. Elimizdeki son bilgiler bu yönde. Gelişmeler oldukça tekrar sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz Çağdaş Evren Şenli'ye de. Önemli bilgiler paylaştı bizlerle. Esenyurt'ta bir bina değil, nesil bir apartman olduğu çok net bir biçimde seçiliyor. Yeni bir bina. Bu yeni binada da bir dairenin duvarları ve doğramaları tamamen patlamanın şiddetiyle ortadan kalkmış durumda. İşte ekranlarınızın sol tarafında o görüntüleri de net bir biçimde görebiliyorsunuz değerli izleyiciler. Patlamanın şiddetine bağlı olarak duvarın bile artık yerinde olmadığını gördük, izledik. İtfaiye ekipleri olay yerinde. Az önce yaralanan vatandaşlarımızdan birine yapılan ilk müdahaleyi de ekranlarınıza getirdik. O vatandaş da ambulansa alındı ve tedavisine devam edilebilmesi için hastaneye sevk edildi. Elbette büyük bir kalabalık var olay yerinde değerli izleyiciler. Korkmuş vatandaşların bulundukları, patlamanın yaşandığı binadan ve çevre binalardan da dışarıya kaçtıklarını görüyoruz. Büyük bir kalabalık da elbette ki oluşturuyorlar. Çevreden de patlamayı duyan insanların da olay yerine koşmuş olma ihtimalleri çok yüksek. Çünkü Türkiye'de bu ve benzeri her türlü olayda çok büyük bir kalabalıkta maalesef ki oradaki ekiplerin çalışmasını engelleme pahasına toplanabiliyor. İşte bir başka görüntü daha an itibariyle ekranlarınıza geldi. Zannediyorum patlamanın gerçekleştiği binanın arka cephesi. Görüyorsunuz patlamanın şiddetiyle oluşan basınçla birlikte evin içerisindeki mobilyaların bir yığın halinde aslında duvarları yıkarak binanın dışına doğru savrulduğunu çok net bir biçimde görebiliyoruz değerli izleyiciler. Sandalyeler, dolaplar hepsi birden aynı anda binanın dış duvarına doğru fırlamış ve o fırlamayla birlikte işte görüyorsunuz yataklar, yine sandalyeler evin dışına uçmuş diyebiliriz. O basınçla birlikte, o şiddetle birlikte duvarları yıkarak, doğramaları devirerek dışarıya fırlayan mobilyalarda çok net bir biçimde bu görüntülerde de görülebiliyor değerli izleyiciler. Ciddi bir patlama olduğu belli. Binanın hem ön yüzeyinde hem arka cephesinde duvarları yıkmış, doğramaların bulunduğu yine bölümleri de devirerek, camları da kırarak büyük bir tahribata yol açmış. Patlamanın yaşandığı dairenin üstünde ve altındaki dairelerde de yine çok ciddi bir tahribat göze çarpıyor. Diğer katlarda da camların komple
parçalandığını, tuzla buz olduğunu çok net bir biçimde seçebiliyoruz. Yaralılar olduğunu biliyoruz. Ambulanslar olay yerinde, sağlık ekipleri olay yerinde peyderpey yaralılara müdahale ediyorlar. İlk müdahalelerin ardından da yaralılar ambulanslara alınıp en yakın sağlık kuruluşlarına sevk ediliyor değerli izleyiciler. Elbette itfaiye ekipleri olay yerindeler. Olay yerinde gerekli incelemeleri yapacaklar ve bu patlamanın neden kaynaklanmış olabileceğine dair bir ön rapor çıkacak. Daha sonrasında da kapsamlı bir rapor elbette kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bundan sonraki süreçte binada yaşayan ve evleri, daireleri hasar görmüş olan vatandaşların kendi evlerini toparlamak, temizlik yapmak ve sonrasında da yaşayabilecekleri bir hale getirmek için çalışmalarına da şahitlik edeceğiz. Ancak an itibariyle ilk yaralılara ve patlamanın şiddetiyle birlikte şoka girmiş olan vatandaşların yine yetkililer ve uzmanlar tarafından sakinleştirilmeye çalıştığı anlara da şahitlik edeceğimiz dakikalar içerisindeyiz. Artık değerli izleyiciler, bu sıcak gelişmeyi de detaylandırmış olduk böylece sizlerle.